Herkese merhaba millet, ben Ege, bugün sizlerle birlikte Beyond.link'teyiz. Beyond Protocol, dağıtılmış defter teknolojisinin IoT ile birleştirmenin patlayıcı gücünü kullanmak için Ocak 2018'de Silikon Vadisi merkezli teknoloji uzmanları tarafından başlatılıyor. Beyond Protocol, hackleri ortadan kaldırıyor ve makinelerden makineye değer aktarımını kolaylaştırıyor. Güvenlik göz önüne alındığında Beyond Protocol cihazlarının işbirliği için açarken rahat hissetmenizi sağlıyor ve onları iplik iplikleri gibi kullanarak aramızda da olanlar gibi, yani hayal gücünü kullanıp daha da güzel projeler ortaya atabilecek insanları destekleyerek hiç düşünmediğimiz icatları oluşturmaları için bir araya getiriyor. Akıllı telefondan bir kamera, dokunmatik ekran, GPS, internet bağlantısı tüm endüstrilerde devrim yaratan uygulamalar oluşturuldu. Örneğin Uber ve Instagram gibi. Protokolün ötesinde mega uygulamalar IoT cihazlarının herhangi bir kombinasyonun üzerine tasarlanabilir akıllı haplardan uydulara. Bir yangını söndürmek için bir drone ödeyen bir yuva duman alarmı ve en iyi rotayı belirlemek için yol boyunca hava kulelerine mikro ödemeler yapan bir drone düşünün. Protokolün ötesinde makinelerin etik dili olduğu ortaya çıkıyor. Bir yıldan fazla süren Ar-Ge'den sonra 2019'un başlarında Beyond Protocol ekibi yeni teknolojisinin ilk yenilemelerini bir avuç ortağa sundu. Teknoloji ortaklarına tek bir kod satırı ile bire izin verir. Donanım imzaları iki aracılığı aygıtlar arasında güvenli ileti aracılığını etkinleştiriyor ve cihazları kripto para birimi tabanlı bir ödeme ağ geçidiyle donatıyor. Şu anda her iki yetenek içinde kutudan çıkmış çözümler yok. Yani şu an Beyond türünün tek örneği. Beyond cihaz güvenliği ve tüketicilerden cihazlara yapılan ödemeler için yakında bir cihaz ekonomisi arasında gerçek, pratik çözümler üretmeye amaçlanıyor. Ve Beyond kötülüğe karşı iyi zaferin ve teknolojinin katlanarak daha güvenli, daha güzel bir dünya yaratmak için çalışabileceği bir gelecek öngörüyor. Şimdi bir videoları var, İngilizce bir video. Onu şu an tam olarak buraya koyuyorum. İzledikten sonra devam edeceğiz. The lights are turning on. The machines we built are waking up. They're listening. And today we have a decision to make. What language will we teach them? Will our devices speak hatred and division? Will we allow them to do us harm? Will we impart on our machines the worst of our nature or our greatest strengths? The machines are talking. Will they make us better? Stronger? The revolution isn't coming. It's already here. Introducing a blockchain so powerful and so secure, it creates a new language and a new set of rules. Others might know how to corrupt machines, but we know how to unite them. Because we've developed a new denomination and a new democracy for smart machines worldwide. We're going to put ethics back into technology for good. Evet, videodan sonra gördüğünüz gibi zaten size siteye gelerek isterseniz watch video diyerek izlemeye başlayabilirsiniz. Burada bir overview kısmı var. Overview kısmında projenin nereye gittiğini, nasıl gittiğini, ne olduğunu, ne bittiğini anlatıyorlar gördüğünüz gibi. Yine bu kısımda İngilizce bir içerik tabii ki. Blockchain ve IoT'yi birleştirip işte Fabric Invert diye yeni dünya şeyini kurmuyorlar. Ve yine burada da açıklama yapmışlar, işte No More Hacks tarzında bir sürü şey var. 2008'de yine Apple'ın Apple Store'u yarattığında ve yeni endüstriler olarak iPhone'da touchscreen ve kamera, işte bunun üzerine de para kazanma yeteneğini eklediğinizde buradan otomatik olarak Uber, Instagram ve Snapchat çıkıyor. Devam ettiğinizde yine bu şekilde bir sürü anlatımlar var. 15 sayfalık bir anlatım mevcut bu kısımda. Aynı zamanda eğer isterseniz hemen size açıklama kısmında bulabileceğiniz white paper sekmesine gidelim. Evet, burada gördüğünüz gibi bir white paper kısmı var. Burada her şeyi görebilirsiniz. İşte Dennis Bennick, co-founder, CTO ve işte Guri Ahluwalia, Jonathan Manzi ve Luca Kanduç tarafından oluşturulan projede herkesin görevlerini ve tarzı, her şeyi buradan okuyabilirsiniz.
ne yaptıklarını, neyi çözdüklerini, nasıl çözümler getirdiklerini, aynı zamanda güvenlikle ilgili kısımları, nasıl başa çıktıklarını, device tipleri, bunlar gerçekten bilgilendirici ve mükemmel bir white paper olmuş. Her şeyi açıklamışlar adamlar burada gördüğünüz gibi. Bu kısmın dışında gördüğünüz gibi bir stratejik bir development ve roadmap kısmı var bu kısımda. Her şeyi burada yine tekrar açıklıyorlar. Aynı zamanda zaten size söylemek istediğim bir kısım da şu. Örneğin bu projeyi ne zaman başlatmayı planladıkları. Beyond çoğunlukla gizlidir. Bir token generation etkinliği, yani token yaratma etkinliği öncesinde 2021'in quarter 3, yani şu kısımda, 3. yarısında Guild ortaklıklar kurmayı planlıyorlar. Ve bundan sonra da büyük ihtimalle ileriye doğru açılacaklar diye düşünüyorum. Token yaratılıp devamı gelecek. Peki Guild danışmanlar kimler? Öncelikle ondan da bahsedeyim aynı zamanda. Anup Nandra var. Amazon'da küresel blockchain uygulamaları lideri. Eskiden blockchain küresel başkanıymış Cisco'da. Stephen DeFranco var. Eski SVP, GM, IoT, Bradcom'da. Brian Ford, Obama Beyaz Saray danışmanı. Kurucu ortak dijital medya girişimi MIT Media Lab'de. Greg Silverman, Stampede Ventures'ın kurucu ortağıymış. Aynı zamanda CEO'suymuş. Aynı zamanda Warner Bros'ta da başkanmış. Brian Weinstein, Bed Robot'ta CEO'ymuş ve başkanmış aynı zamanda. Peter Boone de genel müdürmüş Cageway'de. Evet, genel olarak bahsetmediğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Aynı zamanda son bir kısım daha var. ICO, IOE yapmayı planlıyorlar mı diye bir soru cevabı olarak da. Proje fonu ve cryptocurrency olarak baktığınızda duruma. Ötesinde zaman ortak bir liste öncesinde zaman belirtileriyle satılacak. Yani bugüne kadar Beyond token arzının %4.96'sını proje destekçilerine satmış ve %6.07'sini danışmanlara tahsis etmiş. Beyond jetonlarını 100 milyon dolarlık bir piyasa değeriyle özel bir satışta satmış. Yani geri kalan kısımda da yine satışlar olacak diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Evet. Videonun için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşmek üzere.